Rasim Usta. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Hollanda'dan? İzmir. İzmir'den geldiniz. Peki, İzmir'den. Teşekkür ederim. Türkiye'nin çok önemli bir oyuncusuyla, çok önemli bir tiyatrocusuyla, sanatçı demiyoruz çünkü yeşil pasaportu var mı? Yok, yeşil pasaport yok. Benimki sarı üstüne mor puantiyeli. Mor puantiyeli. O zaman sen sanatçı olamazsın. Sanatçıların yeşil pasaport oluyor. Ben de. Ben şarkıcıyım. Sen? Ben oyuncuyum ben. Oyuncu. Oyuncu. Hayır, oyuncu. 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 He, ben şarkıcı. Ben oyuncu. C'nin altına noktayı koy. Oyuncu. Abi ne bir şey çıktın abi. Seni sahnede aldılar. Seni tanıyoruz. Bizi güldürüyorsun. Mesela geçen bir dizim var sen. Ne o? Hırsız poliste de komiser oynuyorsun. Evet. Ne ciddi oynuyorsun orada la? Korkuyorum. Hakikaten esah polis gibi geliyorsun bana. Vallahi. Şimdi geçen gün genelde tabii ben komedyen olduğum için eskiden yolda yürürken şimdi komedyenleri genelde şey görürler. Yani işte komedyen bizden halktan tipler eskiden böyleydi mesela. Ne lan Rasim? falan diye öyleydi. Şimdi Allah'tan komiser oynamaya başladım. Herkes görünce merhaba abi demeye başladı. Yavaş yavaş. Yani hatta geçen gün bir arkadaşla bir kanalda röportaj yapıyorduk. Kameraman arkadaş dedi ki abi eskiden seni gördüğüm zaman gülüyordum dedi. Şimdi karşıdan gelirken bayağı tedirgin oldum dedi. Herhalde bir tane koyabilir diye düşündüm dedi. Efendim biz biraz önce gerçekten burada çok güzel bir muhabbet dönüyor. Şarkıları takip ediyor. Kendi aramızda çok eğlenirken sizler de çok çok güzel eğleniyorsunuz. Umarım televizyonun başındaki seyirciler de eğleniyordur. Eğlenmemelerine olanak yok. Gerçekten çok samimi ve çok sıcak bir ortam var burada. Aslında biz bunları 13 sene önce beraber yaşadık. Çok keyifli anlar yaşadık. Mega show yaparken çok hoş günler geçirdik. Turneler yaptık. Zaman zaman arkada da ihale ettik zaten onları. Bir de Allah rahmet eylesin. Şu anda aramızdan ayrıldı. İbo'nun çok yakın arkadaşı Halil vardı. Berber Halil. Berber Halil. Allah rahmet eylesin. Altın makas. Evet. İbo'nun Urfa'dan berber arkadaşı ve iki ayda bir gelip tıraş yapıyor ve gidiyor. Fakat gitmesi uzun sürüyor. 15 gün kadar falan. Çünkü çok güzel yemek yiyor. Harika yemek yiyor. Beraber devamlı kebap salonları dolaşıyorlar. Hatta bir gün bana dedi ki Allah rahmet eylesin dedi ki Rasim Muha dedi Allah sana inandırsın diyete başladım. Öğlen yemeğinde sadece 6 tane but 8 tane kanat yedim ama hepsi piliçe dedi. Yani ekmek hiç yemedim dedi. Şimdi geliyor iki ayda bir tıraşını yapıyor. O an müsaade diyor. Lan otur la oraya otur. Akşam kebaba gideceğiz otur. Diyor aa. Ertesi gün o an benim işim bitti ben gideyim diyor. Lan otur lan kebaba gideceğiz Allah. Peki o an diyor. Üç gün sonra o an ben gideyim benim tıraş bitti. Lan otur lan kebap yiyeceğiz otur. Başka şeyler var da söyleyemiyorum rütük açısından. Ondan sonra bir 15 gün kadar ben bunu dinledim. O an ben gideyim tıraş bitti diyor. Otur lan kebap yiyeceğiz. En sonunda 16. gün kalktı ya. Aa müsaade edersen ben gideyim dükkanı açık bıraktım dedi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Gerçekten beraber çalıştık beraber çok hoş şeyler yaşadık ama ben bu arada İbrahim Tatlıses'i biraz da tiyatrocu olmamdan kaynaklanan yani insanları iyi gözlemlememden kaynaklanan bir şeyle çok güzel gözlemledim ve şunu gördüm gerçekten ben 26 yıldır ben tiyatrocuyum oyuncuyum 26 yıldır çoğunuz tanıyorsunuzdur benim iki yüzlülüğüm pek görülmemiştir riyam yoktur. Onun için gayet net ve açık söylüyorum. İbrahim'in arkasından, önünden
sağından solundan çok atan olmuştur. Bir kısmı çarpıldı herhalde. Çok atan olmuştur. Fakat ben en azından şuna şahit oldum. Halil'i yaşatmak için neler yaptıklarına şahit oldum. Bunu kimseye kendini söylemez. Ben burada söylemek ihtiyacı duydum. Gerçekten onu yaşatmak için Fransa'dan doktor bile getirdi. Ümidi herkes kesmişti. Çok muhteşem bir kalbi var. Onlar istediği kadar atsınlar, çamur atsınlar. O İbrahim Tatlıses ayakta kalacak hep. Ama Cenab-ı Hak vaktini, saatini doldurmuş. Bizim çabamız sadece kendimizi teselli etmekti. Oraya girdi, bak gözlerim doldu. Çünkü Hallo'yu çok severdim. Bir kolum gitmiş gibi. Kolum aslında var ama yemin ederim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Gerçekten beraber çalıştık, beraber çok hoş şeyler yaşadık. Ama ben bu arada İbrahim Tatlıses'i biraz da tiyatrocu olmamdan kaynaklanan, yani insanları iyi gözlemlememden kaynaklanan bir şeyle çok güzel gözlemledim. Ve şunu gördüm gerçekten. Ben 26 yıldır ben tiyatrocuyum, oyuncuyum. 26 yıldır çoğunuz tanıyorsunuzdur. Benim iki yüzlülüğüm pek görülmemiştir. Riyam yoktur. Onun için gayet net ve açık söylüyorum. İbrahim'in arkasından, önünden, sağından, solundan çok atan olmuştur. Bir kısmı çarpıldı herhalde. Çok atan olmuştur. Fakat ben en azından şuna şahit oldum. Halil'i yaşatmak için neler yaptıklarına şahit oldum. Bunu kimseye kendini söylemez. Ben burada söylemek ihtiyacı duydum. Gerçekten ona 8 tane kanat yedim ama hepsi piliçe dedi. Yani ekmek hiç yemedim dedi. Şimdi, geliyor 2 ayda bir tıraşını yapıyor. O an müsaade diyor. Lan otur la oraya, otur. Akşam kebaba gideceğiz, otur. Diyor aa. Ertesi gün. O an benim işim bitti, ben gideyim diyor. Lan otur lan, kebaba gideceğiz. Allah. Peki oğam diyor. 3 gün sonra oğam ben gideyim, benim tıraş bitti. Lan otur lan, kebap yiyeceğiz, otur. Orada başka şeyler var da. Başka şeyler var da söyleyemiyorum rütük açısından. Ondan sonra bir 15 gün kadar ben bunu dinledim. Oğam ben gideyim, tıraş bitti diyor, otur lan kebap yiyeceğiz. En sonunda 16. gün kalktı ya. Oğam müsaade edersen ben gideyim, dükkanı açık bıraktım dedi. Ve çok sıcak bir ortam var burada. Aslında biz bunları 13 sene önce beraber yaşadık. Çok keyifli anlar yaşadık. Mega show yaparken çok hoş günler geçirdik. Turneler yaptık. Zaman zaman arkada da ihale ettik zaten onları. Bir de Allah rahmet eylesin, şu anda aramızdan ayrıldı. İbo'nun çok yakın arkadaşı Halil vardı. Berber Halil. Berber Halil. Allah rahmet eylesin. Altın makas. Evet. İbo'nun Urfa'dan berber arkadaşı ve 2 ayda bir gelip tıraş yapıyor ve gidiyor. Fakat gitmesi uzun sürüyor. 15 gün kadar falan. Çünkü çok güzel yemek yiyor. Harika yemek yiyor. Beraber devamlı kebap salonları dolaşıyorlar. Hatta bir gün bana dedi ki, Allah rahmet eylesin, dedi ki Rasim Muha dedi, Allah sana inandırsın, diyete başladım. Öğlen yemeğinde sadece 6 tane but. Siz geliyor o zaman. Vallahi. Şimdi geçen gün genelde tabii ben komedyen olduğum için eskiden yolda yürürken, şimdi komedyenleri genelde şey görürler. Yani işte komedyen bizden, halktan tipler. Eskiden böyleydi mesela. Ne lan Rasim? Ha? falan diye öyleydi. Şimdi Allah'tan komiser oynamaya başladım. Herkes görünce merhaba abi demeye başladı. Yavaş yavaş. Yani hatta geçen gün bir arkadaşla bir kanalda röportaj yapıyorduk. Kameraman arkadaş dedi ki abi eskiden seni gördüğüm zaman
gülüyordum dedi. Şimdi karşıdan gelirken bayağı tedirgin oldum dedi. Herhal bir tane koyabilir diye düşündüm dedi. Efendim biz biraz önce gerçekten burada çok güzel bir muhabbet dönüyor. Şarkıları takip ediyor. Kendi aramızda çok eğlenirken sizler de çok çok güzel eğleniyorsunuz. Umarım televizyonun başındaki seyirciler de eğleniyordur. Eğlenmemelerine olanak yok. Gerçekten çok samimi. Rasim Usta. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Hollanda'dan? İzmir. İzmir'den geldiniz. Peki, İzmir'den. Teşekkür ederim. Türkiye'nin çok önemli bir oyuncusuyla, çok önemli bir tiyatrocusuyla, sanatçı demiyoruz çünkü yeşil pasaportu var mı? Yok, yeşil pasaport yok. Benimki sarı üstüne mor puantiyeli. Mor puantiyeli. O zaman sen sanatçı olamazsın. Sanatçıların yeşil pasaport oluyor. Ben de. Ben şarkıcıyım. Sen? Ben oyuncuyum ben. Oyuncu. Oyuncu. Hayır, oyuncu. 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 He, ben oyuncu. Şarkıcı. Ben oyuncu. C'nin altına noktayı koy. Oyuncu. Abi ne? Bir şey çıktın abi. Seni sahnede aldılar. Seni tanıyoruz. Bizi güldürüyorsun. Mesela geçen bir dizim var sen. Ne o? Hırsız poliste de komiseri oynuyorsun. Evet. Ne ciddi oynuyorsun orada la? Korkuyorum. Hakikaten esah polis gibi.